Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kare köklü sayılarla çarpma bölme ve aynı zamanda aslında ucundan da bir tık çarpanlar katlar konusunda dokunan bir soruyla beraberiz. Açıkçası ben bu sorunun çok fazla eleyiciliği olduğunu düşünüyorum. Yani bence LGS'de çıksa pek çok öğrenciyi eleyebilecek bir soru. Çünkü direkt gidilebilecek ilk göze çarpan cevap da şıklarda. Soruya geçmeden önce nasılsınız? LGS süreciniz hangi tempoda devam ediyor diye bir sormak istiyorum. Branş denemelerinde başladınız mı ya da ayda ne kadar sıklıkla genel deneme çözüyorsunuz? Ben eğer branş denemelerine başlamadıysanız mutlaka tavsiye ediyorum. Çünkü artık konuları yavaş yavaş bitirmeye başladınız ve biten her sorunun üzerine branş denemesi sizin konuya olan yetkinliğinizi arttıracaktır. Aynı zamanda genel denemelerde sizi LGS'den önce sınav sitesine hazırlayarak bence sınavda çok iyi bir sonuç elde etmenize yardımcı olacaktır. Ya sonuçlarımız kötü gelirse? Gelmeyecek. <laughs> o zaman vakit kaybetmeden sıfırdan 8'e sayısal kitabımızdan kara kırk köklü ifadelerle çarpma ve bölme konumuza ait olan sorumuzun çözümüne başlayalım. başlayalım Buna göre yolun sol tarafına dikilen art sayısı kaçtır Aşağıdaki yolun sağ kenarına yolun başında ve sonunda birer tane olmak şartıyla. Bu bizim için önemli. Az sonra nedenini göreceğiz. Aralarındaki mesafe kök 96 metre olan 49 ağaç dikilmiştir. Yolun sol kenarına da yolun başında ve sonunda birer tane olmak şartıyla aralarındaki mesafe kök 216 metre olan ağaçlar dikilmiştir. Dolayısıyla aslında bizim buradaki ağaçların sayısını biliyoruz. Şuradaki renkini bulmamızı istiyor. Böyle baktığımızda soru bizim çok kafamızı karıştırabilecek gibi değil de çözebileceğimiz yönde gözüküyor. Ancak kafamızı karıştırabilecek nokta şu olacak. Burada bize 49 ağaç dikildiğini söylüyor. Otomatikman sanki aralar. 49 tane boşluk varmış gibi düşünüyoruz. Ancak bu sorunun kilit noktası şu ki 49 ağaç aslında 48 aralık demek oluyor. Peki bunu nasıl gösterebiliriz? Örneğin yolun başında, sonunda ve bir de ortasına birer el feneri koyarsak. Bu arada bu sorular sadece ağaç olarak değil, fener, trafik lambası olarak farklı çeşitlerde de gelebiliyor. Dolayısıyla bu noktada dikkat etmek sizin için önemli olacaktır. Gördüğünüz üzere 3 tane el fenerimiz var ancak aralarda sadece iki tane boşluk var. Böyle bir soru gördüğümüz zaman 49 ağaç yani yolun başı ve sonunu koyduğumuz şeyler tabii ki buradaki önemli olan nokta başı ve sonu diyorsa sadece başlarını veya sadece sonlarını diyorsa böyle bir çıkarma işlemi yapmaya ihtiyaç duymazdık. Direkt 49 olarak alırdık ama bizim için önemli olan nokta başında ve sonunda diyor mu? Eğer başında ve sonunda diyorsa yolun bu noktalarına koyduğumuz nesneyi biraz atmamız gerekir. Aynen şurada da aslında gördüğümüz üzere. Peki bu ne demek oluyor? 49 ağaç varsa söylediğim üzere 48 boşluk vardır. Peki boşluklarımızın uzunlukları ne kadarmış? Kök 96 metre. Hemen onu da yazalım. Peki kök 96 dışarı nasıl çıkar? Biz biliyoruz ki kök 96 aslında 16 çarpı 6 demektir. Ve burada aslında bize tanıdık bir sayı gözüküyor. 16 bildiğimiz üzere 4'ün karesidir. Yani 4 buradan direkt dışarı çıkacak ancak 6 içeride kalacaktır. Bu da bize neyi verdi? Her bir boşluğumuz 4 kök 6 metreymiş. O zaman 48 boşluğumuz varsa şuradaki uzunluğu bulabilmemiz için 48 çarpı 4 kök alt yapmamız etiyor. Şu an çarpma işlemini yapmadım çünkü birazdan zaten benim bu sayıyı bölmem gerekecek. Neden vakit kaybedeyim ki? Biliyorsunuz ki LGS sınavında zamana karşı yarışıyoruz. Dolayısıyla böyle durumlarda uzun uzun işlem yapmaktansa bir bekleyin. Orada kalsın zaten sonra sadeleştirmeniz o sayıyı bölmeniz gerekecek. Hazırsanız diğer kısmına geçelim sorumuzun. Şimdi bu noktasında da bize diyor ki eğer aralarını kök 216 metre yaparsam kaç tane ağaca ihtiyaç duyarım? Şimdi aynı az önce de yaptığımız üzere kök 216'yı dışarı çıkarmaya çalışacağız. Kök 216'mızı yapalım. Peki bu sayı aslında nasıldır? 36 çarpı 6'dır. Yine burada tanıdık bir sayımız var. 6'nın karesi. Dolayısıyla 6 dışarı çıkar. Ancak buradaki 6 içeride kalır. Ne yapalım? Bazen de içeride kalır. Hayat. O zaman şöyle diyoruz. Şimdi başta 4 kök 6'ydı. Şimdi 6 kök 6. Bu bizim yolumuzun toplam uzunluğuydu. Bu da yeni mesafelerimizin uzunluğu. Dolayısıyla biz eğer art sayımızı bulmak istiyorsak baştaki mesafemizi şu anki küçük mesafemize bölerek ne kadar aslında ihtiyacımız olduğunu bulabiliriz o ağaçlara ya da soruya göre değişiklik gösterebilir. Başta da söylediğim gibi trafik lambasına el feneri. Hadi bölelim hep beraber. Burada ne bulmuştuk? 6 kök altı. Kök altılar birbirlerini götürüyorlar. 48 bölü 6 bize 8'i veriyor. Ve buradan da işlemimiz 32 geliyor. Aa cevap 32 mi? Hayır. İşte tam bu noktada sizi keklemeye çalışabilirler. Gördüğünüz gibi şıklarda 32 sizi bekliyor. Bu sayı yine değişir ama bulabileceğiniz o yanlış cevap mutlaka şıklarda olur. Siz de o soruyu bulmanız sevinciyle hemen işaretler optiye geçirir ve devam edersiniz. Sonra bir bakarsınız ki o kadar işlem boşunaymış. Çünkü siz sadece bir eklemeyi unutmuşsunuz. Peki o biri neden ekliyoruz? Hadi gelin hemen açıklayalım. Şimdi başta dediğimiz üzere Bizim eğer 32 boşluğumuz varsa aslında bundan bir fazla kadar da ağacımız vardır. Şurada gördük 2 boşluk var ama 3 ağaç var. Çünkü hem başında ve hem sonunda kullandık. O zaman biz 32 boşluk bulduysak bunu bir arttırmamız gerekir. Hemen şunu böyle yazmak istiyorum. Bir arttırmamız lazım. Bu kilit bir nokta arkadaşlar. Eğer soruda... Tekrar altını çizmek istiyorum çünkü bu çok önemli. Bazen böyle ezber yaptığımızda Görürüz ki aa gördüm hemen eksi 1 yapmam lazım. Ama bazen soru da sadece başında yazar. Ve siz eksi 1 hesaplarsınız. Yine şıklarda olur. Yine işaretlersiniz. Ve bu süre zarfında da sizin kendinize olan güveniniz azalmaya başlar. Dolayısıyla soruyu gördüğümüz zaman hemen devamını okumadan geçmek yerine soruyu yavaş ve dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Başında ve sonunda dediği için artı 1 yaptım. Şurada da aslında açıkladığımız gibi. Dolayısıyla cevabımız 33 oldu. Sizler bu soruyu doğru bir şekilde çözmüş müydünüz yoksa aslında B ve C şıkları arasında kalmış mıydınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda herhangi bir dersten ya da konudan bizim için istek sorunuz varsa onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Okuyor olacağız hepsini. Şimdilik hoşçakalın.